Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay ekibi olarak yine sizin için yollardayız. Bu videomuzda Şanlıurfa'nın en güzel yerlerini sizin için gezdik. Şanlıurfa'nın en önemli sembolü eşsiz Balıklı Göl. Balıklı Göl 150 metre uzunluğunda 30 metre genişliğinde bir tatlı su gölü. Rivayete göre Hazreti İbrahim ateşe atıldıktan sonra bir mucize gerçekleşir ve etraf güllük gülistanlık olur. Ateş suya, ateşteki odunlar balıklara dönüşür. Bu mucizenin gerçekleştiği mekanın Balıklı Göl ve çevresi olduğuna inanılır. Balıklı Göl platosunda Hazreti İbrahim'in doğduğu mağara bulunmaktadır. Üç semavi dinin atası olarak kabul edilen Hazreti İbrahim'in doğduğu mağaranın hemen yanında Mevlid-i Halil Camii yer alır. Hazreti İbrahim peygamberin yanı başındaki mağarada doğduğuna inanıldığından camiye Mevlid-i Halil Camii adı verilmiştir. Halk tarafından Mevlid-i Halil mağarasından çıkan suyun şifalı su olduğu kabul edilmektedir. Harran Ovası bereket, verimlilik, tarih ve medeniyet demek. Şanlıurfa'nın güneydoğusundan başlayan ve Suriye sınırına kadar uzanan 150 bin hektar sulanabilir tarım arazisiyle Türkiye'nin 3. büyük ovası. Güneydoğu Anadolu projesi kapsamında yapılan Atatürk Barajı ve sulama tesisleri sayesinde 1994 yılından itibaren suya kavuşan Harran Ovası artık çiftçinin, köylünün evini, toprağını bırakarak göç etmediği, istihdamın arttığı, hem Şanlıurfa hem de ülke ekonomisine büyük bir katma değer sağlayan önemli bir bölgemiz. Harran, UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınan yaklaşık 280 yıllık konik kubbeli evleriyle de dikkat çekiyor. Kare veya kareye yakın dikdörtgen altyapı ve duvarlar üzerine bindirme tekniğiyle tuğla ile örülerek inşa edilen konik kubbeli evlerin içi yazları serin, kışları ise sıcak kalabiliyor. Arkeolojik ve kentsel sit alanı olarak ilan edilen Harran'da 280 yıllık geçmişi olan bu evler ikili, dörtlü, altılı gruplar halinde inşa edilmişler ve içeriden birbirine bağlanarak geniş iç mekanlar elde edilmiş. Kubbelerin üzerinde bırakılan açıklıklar ile evlerin içlerinin gün ışığıyla aydınlatılması sağlanmış. Günümüzde kimsenin oturmadığı bu evler Harran'ın kültür mirası olarak özenle korunuyor.
Haran'dayken Haran Okulu'ndan, ekolünden ya da üniversitesinden de bahsetmek gerekir. İlk çağdan beri varlığı bilinen ve milattan sonra 711 ile 910 tarihleri arasında astronomi başta olmak üzere bilim ve sanatta doruk noktaya ulaşan eserler veren, bilim insanlarını yetiştiren Haran Okulu, bazı kaynaklara göre dünyanın ilk üniversitesi unvanını taşıyor. Ve tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe. Göbekli Tepe arkeolojik alanı Şanlıurfa kent merkezinin 18 kilometre kuzeydoğusunda. Alan 1963 yılında bir yüzey araştırması sırasında keşfedilmiş ve Neolitik yerleşim alanı olarak tanımlanmış. Alanın gerçek değeri 1994 yılından sonra başlatılan kazı çalışmaları ile ortaya çıkmaya başlamış. Bu çalışmalar sonrasında Göbekli Tepe'nin 12.000 yıl öncesine uzanan bir toplanma, şölen ve tapınma merkezi olduğu anlaşılmış. Alan 12.000 yıl boyunca doğal çevresi içinde dokunulmadan kaldığından önemli arkeolojik buluntular içermekte. Yüzyılın en heyecan verici arkeolojik buluntusu olan Göbekli Tepe, gün yüzüne çıkarıldığından beri tüm dünyada ilginin odağı. Göbekli Tepe heyecan verici çünkü 12.000 yıllık yaşı ve taş çağı için gerçekten de çok büyük olan boyutları ile benzersiz. Toprak altında tespit edilenler dahil 20 kadar yapı bulunuyor. Dairesel formda büyük yapılardan kare şeklinde olan küçük yapılara kadar burası bir toplanma, bir araya gelme, ayin ve şölen merkezi. Büyük bir organizasyon ve hayal ürünü eseri olan Göbekli Tepe, bu büyüklükteki en eski anıt ve ilklerin ötesinde birçok anlamda şimdiye kadar bilinen tarihin sıfır noktasını oluşturmakta. Büyük bir organizasyon ve hayal gücünün eseri olan Göbekli Tepe, bu büyüklükteki en eski anıt ve ilklerin ötesinde birçok anlamda şimdiye kadar bilinen tarihin sıfır noktasını oluşturmakta. İnsanın avcı toplayıcı olarak yaşamını sürdürdüğü bir dönemde mimarlık ve mühendislik bilgisi gerektiren yapılar inşa etmesi tüm dünyada şaşkınlık yarattı. Tarih öncesi insanın inanç dünyasını yansıttığı düşünülen animist figürlerle zenginleştirilmiş yapılar, Göbekli Tepe'nin arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden biri olmasını sağladı. Yerleşim ve tarım kavramlarından çok uzak olan avcı ve toplayıcı insan toplulukları zamanında, yerleşik hayata tam olarak geçmeden inşa edilen, bilinen ilk yapılardan olan Göbekli Tepe, son yılların en büyük arkeolojik keşfi olarak gösterilmekte. Yaklaşık 12.000 yıl öncesinde nasıl tasarlandığı hala cevap bulmayan Göbekli Tepe, Mısır piramitlerinden ve İngiltere'deki Stonehenge'den yaklaşık 7.500 yıl önce inşa edilmiş olmasıyla tüm dikkatleri üzerine çekmekte. Göbekli Tepe'den çıkarılan arkeolojik eserlerle birlikte diğer önemli bir arkeolojik alan olan Nevali Çöre'den çıkarılan eserleri ülkemizin en büyük kapalı sergileme alanına sahip Şanlıurfa Müzesi'nde görebiliriz. Ülkemizin kültür zenginliğini daha iyi kavrayabilmek, nasıl bir tarih ve medeniyet mirasına sahip olduğumuzu anlamak için
Şanlıurfa ve çevresi görülmeli, gezilmeli. Şanlıurfa'da Kapalı Çarşı ve Hanlar bölgesinde yer alan çarşılar, mimari olarak kuzey-güney yönünde birbirine paralel olarak uzanan ve her biri 15'er çapraz tonozla örtülü iki kapalı çarşıdan oluşuyor. İnşa edildiği yıllarda halı, kilim, keçe ve benzeri eşyaların satıldığı yer olarak bu dükkanlar kullanılmış. Bir ara Yemenici pazarı olarak da kullanılan ve son olarak bakırcı esnafına tahsis edilen bu çarşılar, biri bakırcılar, diğeri ise kuyumcular tarafından günümüzde kullanılmakta. Avlusunda mırra, menengiç, çay, kahve gibi şeyler içebileceğiniz çayhanelerin olduğu, otantik hanlar, sağlı sollu iki sıra halinde uzanan dükkanlar, yöresel giysi ve aksesuarların satıldığı çeşitli mağazalar Şanlıurfa bedestenini oluşturuyor. Şanlıurfa'nın aydınlık ve geleceği umutla ilerleyen yönüyle binlerce yıllık mistik ve kadim havasını tekrar solumak için bir sonraki görüşmemize kadar Şanlıurfa'ya hoşça kalıyoruz.